Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz. Efendim şimdi size bir hayal kurduracağım. Ee, bir ülke yani bizim ülke öyle bir ülke düşünün ki 10 e, yıl sonra 100 tane bilim kızı olsun. Hatta içlerinden biri Nobel alsın. Ne güzel hayaller değil mi? Ama işte hayal etmek tek başına yetmiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte bunu yapan, bu uğurda yola çıkan bir ismi ağırlıyoruz bugün ee, Eko Kadın'da. Ee, Bilim Kızları Projesi'ni konuşacağız. İnovasyon Yönetim Danışmanı Sayın Müjgan Çetin. Bugün Eko Kadın'ın konu. Sayın Çetin hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Güzel. Ne güzel bizim böyle bazen hayal diye kurduğumuz şeyde siz demişsiniz ki hayali olmuyor. Adım atmanız lazım konuşacağız yolculuğu ama önce kavram çok hoşuma gitti. Onu biraz açabilir misiniz? Bilim kızları projesi ne demek? <laughs> Teşekkür ediyorum ilk önce böyle heyecanlı karşıladığınız için beni. Yok. Çünkü aynı heyecanı ben de e, duyuyorum ve kendimi hep o Nobel ödülünün e, verildiği salonda görüyorum ve orada böyle bizim bir kızımız var ve ben onu alkışlıyorum. Böyle gözümü kapattığımda, gözüm açıkken yani hep bu duyguyu yaşıyorum ve bu beni hayata bağlayan, beni heyecanlandıran ve böyle sizin gibi insanlarla tanışmama olanak sağlayan çok güzel bir duygu. bizim için onur. Teşekkür ediyorum. Bundan iki sene önceye kadar dolmuş birikmiş bir halim vardı. Hani bardağı böyle bir taşıran bir son damla olur. Ve dedim ki ben bir şeyler yapayım. 2016 yılında çıktı. O zamandan bu yana bir bilim kızıyla Tanışma, onlarla çalışma, onları söylemesi ayıp destekleme ve mentorluk yapma şansına eriştim. Onların vizyon kayması dediğim, benim vizyon sapması dediğim, kafa karışıklığı dediğim, duygularına tanıklık etmek. Ee, beni daha da e, sürdürülebilir bir projeye ve e, kalıcı bir projeye doğru e, iyice sürükledi. Dediniz. 10 yıl hedefledim daha ama daha doğrusu bir hedef koymak ha, gerekiyor. Yani olsun. öyle bir o hedef koymak gerekiyor ama 20 yıl, 30 yıl hep böyle olmamız lazım bizim. Hep 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 bir şekilde bir koşmamız lazım, yarışmamız lazım. Çünkü e, hepimizin kaynağı. Bilime esas almanızı biraz açmak Siz Bilim diyorsunuz. Niye? Evet. İşte yaşam bilimi gibisi böyle bir e, takıntım var. Aslında yeni ekonominin anahtarı. Evet, yaşam e, bilimi Diyorum ve temel bilimler altyapısına çok inanıyorum. Ve bunun üzerine nanoteknoloji, biyoteknoloji, nöroteknoloji aklınıza gelebilecek yeni teknolojilerle kendilerini beslesinler, büyütsünler, geliştirsinler gayreti içerisindeyim. Çok kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi biz e, hatta yani sizin inovasyonla ilgili çalışmalarınız zaten inovatif bir bakış açısıyla bunu yapıyorsunuz ama e, biz hep son dönemde şey diye e, düşünüyoruz. ...işte herkes bir yazılım yapsın, herkes bir nanoteknoloji geçsin falan filan. ...söylediğiniz şey çok kıymetli. Klasiklerin altını temel yaptığı yeni teknolojilerden bahsediyoruz. Temel bilimler bize öğrenmeyi öğretiyor. E, mühendis ise e, uygulamayı öğreniyor. Temel bilim öğrencisi lisans e, seviyesinde bu nasıl yapılıyor sorusunun cevabını arıyor bilimi anlayan, nasıl yapılacağı konusunda kafa yoran, bu konuda emek harcayan sabırlı, akıllı ve azimli kızlara ihtiyacım var diye düşünüyorum. Bu ülkemizin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Bu doğayı anlayayım da bu doğanın üzerine doğayı hayatımda problemleri çözmek için, yaşamsal problemlerimizi çözmek için Yaşama değer katmak için kullanayım. Bir bakış açısını çökertiyorsunuz aslında. Ee, siz aslında yaratıcı olabilmek için hepsinin harmanlandığı bir yapıdan bahsediyorsunuz. Aynen onu. Aynen, Biz biraz diğerini, hani bir, bir şeyciysek diğerini unutan cinstendik. Ee, ama galiba yeni ekonomi, inovatif yaklaşımlar buna evet. pek artık izin vermiyor. Yani bir konuda derinlemesine uzmanlık, ee, o konuda sizi çok iyi yapabilir. Ama hayat bir bütün benim e, hani duruşum o öyle ya da algı algım öyle. Bu bütünlük içerisinde siz sanatı, ekonomiyi, bir sosyal bilimi veya bir mühendislik bilimini merakla, ilgiyle onu öğrenmezseniz, ona ilgi duymazsanız o zaman o derinlemesine bildiğiniz konu bir işinize yaramıyor. Sığlaşıyor. Sığlaşıyor ve siz onların o bütünselliğin içerisinde o güzelliği ortaya çıkarabiliyorsanız o zaman işte inovasyon. Peki şu 10 yılın sonundaki hedefinize bayılıyorum ben. 100 bilim kızı biri Nobel'le. Evet. Şimdi hani bazen derler ya Olmasa da yolunda öl. Çok güzel ee, yani söyledim. Yola çıkılmış 10 evet. sene çok sonra olmaz. 15 sene sonra olur ama Nobel alan bir Türk bilim kızı e, yaratabiliriz. Nasıl aziz sancar çıktı vesaire. E, niye böyle bir hedef koydunuz? Yani 100 bilim kızı biri Nobel. Şimdi çok güzel soru ve siz çok güzel söylediniz. E, zafer mi önemli? Sefer mi önemli? Şimdi e, ama bizi motive edecek... Bir, bir, bir mutlu lazım. Bir, mu, bir şey var, hedef olması lazım. Bir, şey, bir yere koşuyor olmamız lazım. Bu bir maraton. Bir, e, ama bu maratonda nereye koştuğumuzu da bilmemiz lazım. Nobel ödülleri 1901'de verilmeye başlanmış. 2016'ya kadar kaç bilim insanı Nobel Ödülü almış diye baktım. 911 bilim insanı Nobel Ödülü almış. Bunun içerisinden sadece 49 tanesi yüzde %5'e geliyor. Sadece 49 tanesi bilim kızı. He. Yani ve sadece bizden bir bilim kızının Nobel alması değil. Dünya, dünya çapında bir kızın Nobel'a kızın, kadının, Neyse. Evet. E, Nobel alması evet. gerekiyor. Evet, Ben o ben, ben bu, bu tabloyu görünce e, dedim, dedim ki hedef alamaz alamazdı. E, evet. 40'ında alır. Evet. Ama hedef, alır. hedef bu olmalı dedim. E, ve Marie Curie'yi hepimiz biliriz. Ha, o, Hı, yani bir tek Marie Curie hem fizik alanında hem kimya alanında iki defa bu 49 bilim kadının arasında iki defa bilim ödülünü, Nobel ödülünü alan. Şimdi böyle bir şeyde böyle bir hedef ben hangi bilim kızıyla konuşursam hepsini heyecanlandırdı. Ne güzel bir şey değil mi? O, o yolda böyle yarışmak bile insanı mutlu etmiyor mu? Bu, bu, yolda bile yürümenin, bu, bu sefere çıkmış olmanın bile çok değer katıcı olduğunu gösteriyor. Ve gittiğim her yerde e, bir kızlarla tanışıyorum. Ve onlarla sohbet ediyorum. İşte ben Urfa'dan, Kırşehir'den, Van'dan, Ankara'dan. Çok değişik kızlar benim arkadaşlarım. Bir dakika çok önemli bir şey söylüyorsunuz. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den 100 tane bilim kızından bahsetmiyorsunuz. 81 vilayetten de çıkabilir diyorsunuz. E, e, tabii ki. Bu çok güzel. Işte. Tabii. Aziz Sancar nereden çıktı? Keza, evet. Değil mi? Değil mi? Yani o Aziz Sancar hepimize 2015'te ne güzel örnek oldu. Ne büyük adam. Büyük bir fitili ateşledi galiba. Ee, çok. Yani Anadolu'nun Bizim tabii e, Aziz Sancar burada emek verdik ama o yurt dışındaki olanakları da sağlamamız burada evet. e, onları üretiyor hale gelmemiz lazım. Onu da hani bir dipnot e, buraya koymak istedim. O, o yüzden Bilim Kızı böyle küçük bir proje değil. Bilim kızı büyük bir proje. İşte diyorum ki bir aşamaları var. Bilim tohumları ekeceğiz diyorum. İşte bilim kızlarımızı destekleyip büyüteceğiz diyorum. Bilim kızlarımızı çoğaltacağız diyorum. Yani hani böyle o bir tohumun doğadaki her baharda, şimdi de bahar geldi ben diyoruz. Güzel. Değil mi? Yeşeriyor o, o yeniden canlanma, o başka bir duygu. Şimdi burada daha o 15-25 yaş arası kızlarımızın, tanışarak başlayan ve onları bilimle tanıştırarak, onları bilimi sevdirerek, onlarda o merak duygusunu, o öğrenmeyi öğrenme metodolojisini onlara kazandırarak onları altyapıya kavuşturmak, onları maddi imkansızlıklar, eşitsizlikler içerisinde olanlara burslar sağlamak, onların birbirleriyle, bilim yalnız bir şey, bilim öyle herkesle hep beraber haydi yapalım diyebileceğiniz bir şey değil kendi alanınızda uzun uzun derin düşünceler yapacağınız derin araştırmalar yapacağınız ve o yalnızlıktan güç alacağınız bir şey bilim bulduklarınızda ya ya ve onları o yüzden birbirlerinden de güç alacak şekilde el, el böyle ele. Siz bir kulüp gibi hepsi birbirini tanıyor mu? <laughs> <laughs> ha, evet ben, tanıyor onları, mu? ben onları tanıştırıyorum. Bu çok güzel işte yani <laughs> evet. E, evet o kendi yolunuzda yalnız yürüyebilirsiniz ama aslında işte 300, 100 kişi, 200 kişi yürüdüğünüzü bilirsiniz. Bilirsiniz. E, bu evet. kıymetli. Evet. Evet. Mentorship gerçekten çok önemli ve o yaşlar yaşlarda e, hormonal saldırıya uğruyor gençler. Yani vücudu değişiyor, vücudunun kimyası değişiyor, siyasi saldırıya uğruyor, e, ortam dünyanın siyaseti değişiyor, ekonomik saldırıya uğruyor, e, travmalar yaşıyor, annesi rahatsızlanıyor, babası e, işten atılıyor e, ve o kadar çok etken altında, o kadar çok uyarandan... E, şey kafası karışıyor ki çocuğun. Öncelik sıralarında ehemle mühimi karıştırmaya başlıyor. Ne, hani ders mi çalışsın, annesininle mi uğraşsın, babasıyla mı uğraşsın gibi bir sürü sorun var çözülmesi gereken veya kendini... Ve bunun için çok tecrübesiz. Ailevi, sadece sos, fiziksel, sosyal ortamlar veya siyasi ortamlar etkilemiyor. Bir de sosyal medya etkiliyor, internet etkiliyor. Bu dengelemeyi öğreniyor ama insan yaşla beraber. İşte mentorship burada çok önemli. Yani biz o kılavuzlama aslında mentorship dediğimiz bir anne baba en doğru öğretmen ama gençler anne baba yerine bir yabancıdan rol model aldığı, onunla aynı zorluklardan geçmiş, başka birinden duymayı istiyor bunu. Onunla daha rahat konuşuyor, daha rahat tartışıyor. Mentorluk burada çok işe yarıyor. Hangi alanlarda başarılı olmalarını istiyorsunuz? Bu konu bana çok soruluyor. Ben özellikle de şu alanda başarılı olacaksınız gibi bir derdim yok. Diyorum ki yaşam bilimleri. Siz bu yaşam bilimlerin içerisine çevre, güneş enerjisi bilimlerdeki bir, bir konu her şeyi koyabilirsiniz yaşam bilimlerinin içerisine. Ha, şey mi o zaman? Evet. Ee, yaklaşım şu mu? Sen nerede başarılı olacağına inanıyorsun? Evet. Diyorum ki 10 yıl sonraki sen ne olacaksın? Hmm. Hayalin ne? Kendini nerede ve nasıl görmek istiyorsun? Bana bunu diyorum tanımla. İster resimle tanımla, ister yazıyla tanımla, ister sözle tanımla. Ama bir defterin olacak diyorum. Onları bir defter satın aldırıyorum. Lütfen diyorum bu defter çok sevdiğiniz bir defter olsun. 10 sene sonra Allah bana ömür verirse o deftere beraber okuyalım. O deftere yazdıklarınızı birlikte bakalım. Ne yazmıştınız, ne oldunuz onu birlikte görelim veya bilim bilimle ilgili bir bilimsel videoyu bir belgeselin izleyebiliyorlar mı, e, iletişim yetenekleri nasıl, bir ekip halinde çalışabiliyorlar mı gibi bir sürü sorularım var. Onlar da onlara doldurmalarını istiyorum. Oralarda ondan sonra bir yol haritası hazırlıyoruz onlara. O yol haritasını tamamladıktan sonra onların olmak istedikleri şey neyse, e, bu sefer yıllık iş planları hazırlamaya başlıyoruz. Biraz kurumsal gibi sanki. Ee, Çok ilginç bir yol haritası. Bunu birazcık daha konuşalım. Ama kısa bir ara vereceğim. Aranın ardından o yol haritasını yaptığı, yani o yolda ne kadar şaşıyor onu biraz konuşalım. Tamam. Kısa bir ara buradayız.